Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğle Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Nilgün Balkaç. Yine memlekette ve dünyada olan tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Sıcak duraklardaysa her zaman olduğu gibi haberciler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkeyi kapsayan Balkan turunu tamamladı. Erdoğan Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar Nurgül Dönmez'de olacak. Türk istihbaratı ve emniyetin başarılı operasyonuyla yakalanan terör örgütü DAEŞ'in sözde üst düzey yöneticilerinden Sumaydayı adliyeye sevk edildi. Son durumu Hamza Çiftçi'den alacağız. İzmir bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutluyor. Saat 9'da başlayan kutlamalar için gün boyu da devam ettiğini söyleyelim ve hemen döneceğiz İzmir'e. Semra Kırışman bizimle birlikte olacak, o coşkuyu aktaracak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2023 seçimleri için ikinci mitingini pazar günü yapacak. MHP'nin miting takvimine ilişkin detaylar Ahmet Furkan Arvas'ta olacak. Bugün CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu şu sıralarda da parti meclisinin toplantısına başkanlık ediyor. Ayrıntıları, detayları Ümit Gürbüz'den alacağız. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji krizi yaşayan Avrupa Birliği ülkeleri çıkış yolu arıyor. Avrupa Birliği Enerji Bakanları Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Son notlar İlhan Atasoy'da olacak. İngiltere'de bir dönem sona erdi. Ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçenin cenaze törenine ilişkin son notlar ve ülkedeki son durumu bize Zeynep Er Yılmaz Londra'dan aktaracak. Habercilerle, sıcak duraklarla Öğle Ana Haber Bülteni başlıyor efendim. Başlayalım sıcak bir gelişmeyle. Yaklaşık bir saattir üzerine konuşuyoruz. Bu mesajlar önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkeyi kapsayan Balkan turunu tamamladı. Erdoğan Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalar bulundu diyelim. Hemen dönelim. Nurgül Dönmez bizimle birlikte. Nurgül, özellikle şu DAEŞ'e yönelik son operasyon Cumhurbaşkanı'nın manşetindeydi. Birçok önemli manşet vardı. Ayrıntılarla sendeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan dönüşte gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Hem iç politika ilişkin hem de dış politika ilişkin mesajlardı bunlar. Tabii ki gündemin önemli maddelerinden biri DAEŞ'in üst düzey yöneticisinin yakalanması konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dönemlerin en önemli operasyonlarından biri gerçekleşti dedi ve teröristin bir süredir takipte olduğunun altını çizerek MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa operasyonuyla yakalandığının da altını çizdi bu açıklamalarında. Tabii ki gündemin diğer bir önemli başlığı da Yunanistan'la artan gerilim. Özellikle tacizlerini artıran Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi ve söylemlerini devam etti. Yunanistan'ın bu yaptıklarını Türkiye'ye yönelik tutumu kabul edilemez dedi. İzah edilir gibi değil dedi. Ve özellikle S-300'lerle radar kilitlenmesi konusunu bir kez daha hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 konusunda sürekli konuşanların şu an hiç sesi çıkmıyor dedi. Ve özellikle Yunanistan'ın Avrupa Birliği ya da NATO gibi örgütlere gidip Türkiye hakkında şikayetlerde bulunmasını da kabul edilir olmadığını söyledi. Yüz yüze konuşulması, diyalog kurulması gerektiğinin altını da çizdi. Bir diğer konu tahıl koridoru anlaşması. Türkiye'nin girişimiyle imzalanan koridora ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir takım eleştirileri vardı. Özellikle giden tahılın zengin ülkelere gittiğini, fakir ülkelerin bundan faydalanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki hafta Özbekistan'da gerçekleştirilecek Şangay Zirvesi için Putin'le görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Bu zirve için Semerkant'ta olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli olarak ve bu zirve sırasında Putin'le bir görüşme yaparak Rus ürünlerinin de bu tahıl koridorunu kullanarak geçmesi noktasında Putin'in görüşlerini alacağını ve bu konuda talebini dile getireceğini söyledi. Enerji konusu tabii ki gündemde. Avrupa Birliği ülkeleri enerji kriziyle boğuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Türkiye'nin bir sıkıntısı olmadığının altını bir kez daha çizdi. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik bir yaptırım uygulamadığını belirterek gaz akışının devam edeceğini söyledi ve fiyat konusunda da Putin'le görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.
belirtti. Özellikle doğalgazın daha uygun fiyatla alınarak vatandaşa yansıması konusunda görüşmelerin ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon olabilir mi başlığı da gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine karşı çabalarımız Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ekseninde de devam edecek. Aslında onların da teminatı olacak bir yaklaşım, ancak Suriye rejiminin bu konuda tavrını görmedik dedi. Ancak terör örgütlerinin anlayacağı dilde konuşmaya devam edeceklerini belirterek Türkiye'nin kükrediği zaman nasıl kükrediğini onlar da iyi biliyor dedi ve olası bir operasyon konusundaki ifadelerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ekonomisi ile ilgili sorular da yöneltildi. Özellikle yabancı yatırımın çok ilgisinin arttığını belirtti. Avrupa ve diğer ülkelerden yabancı yatırımcıların sıraya girdiğini belirtti ve 20 milyar doları bulan bir yatırım sürecinin beklendiğini belirterek bu konuda firmaların beklenti içinde olduğunu söyledi. Türkiye'ye başvuruları olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iç siyasete ilişkin konular da soruldu. Özellikle muhalefetin adayı kim olacak sorusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa'nın yaptığı tek iş önümüzdeki toplantıyı kimin ev sahipliği yapacağı konusunu ele almak dedi. Bunlar anladığım kadarıyla YSK'nın açıkladığı güne kadar, açıklama yaptığı ana kadar bir karar alamayacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç siyasete yönelik açıklamaları da bu şekildeydi. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça daha aktarmayı sürdüreceğiz. Nilgün Balkaç. Türk istihbaratı ve emniyetin başarılı operasyonuyla yakalanan terör örgütü DAEŞ'in sözde üst düzey yöneticilerinden El Sumayda'yı adliyeye sevk edildi. Şimdi hemen dönüyorum. Haberci arkadaşım Hamza Çiftçi bizimle birlikte. Hamza, Cumhurbaşkanı'nın da altını çizdiği gibi çok kritik, önemli bir operasyon ve bu operasyonun sonuçları da önemli olacak. Neler aktaracaksın bize adliyeden? Bugün Balkaç, evet, çok oldukça önemli bir operasyon ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı kadar da önemli bir gelişmeydi. Çünkü DAEŞ'in Bağdadi ve Kardaş'tan sonraki en önemli ismiydi ve örgüt kurulduğundan bu yana da DAEŞ'in içinde olan birisiydi El Sumayda'yı. Sabah saatlerinde emniyetteki ifade alım işlemlerinin ardından ve diğer işlemlerinin de bitmesinin akabinde saat 10'da çıkarıldı ve arkamızda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yaklaşık 11 civarında buradaydı ve burada da savcılıktaki ifade alım işlemlerine başlandı. Emniyette 10 saat süren bir ifade verdi ve birçok delil ve tespitlerde de bulunan konularda İtirafçı da olduğu biliniyor. Neydi onlar? Örgütün sözde bakanlıklarını yapmasıydı ve yine diğer örgüt üyelerinin verdiği beyanlar da vardı. Onlar da oldukça önemliydi. Yine daha önce elde edilmiş bilgilerdi bunlar. Örgütün sözde fetva merciydi ve örgüt eylemleri de yine bu kişiden alınan fetvalarla, o sözde fetvalarla gerçekleşiyordu. Yine tabii örgütün üst düzey isimlerine akıl hocalığı yaptığı da biliniyordu. Yaklaşık 7 aydır İstanbul'daydı. Sarıyer'de bir evde kalıyordu. Kılık değiştiriyordu, peruk takıyordu, sakalını kesmişti. Sahte kimlik de kullanıyordu fakat istihbaratın dikkatinden kaçmadı. Hummalı bir istihbari çalışmayla yeri de tespit edildi ve başarılı bir operasyonla da, İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla da yakalanarak gözaltına alındı, ifadesi alındı. Şimdi de arkamızda savcılıktaki ifade alım işlemi devam ediyor. Bizim de buradaki bekleyişimiz sürüyor. Gelişmeler oldukça ve yeni detaylar edindikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Nilgün Balkaç. Hamza bize kritik operasyon ve sonrasında yargı sürecindeki tabloyu aktardı. Terörle mücadele manşetiyle devam edelim. Diyarbakır'da Eren Abluka 34 narko terör operasyonunda 1 milyon 493 bin kök kenevir ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle geçirildi. Şırnak'ta da toprağa gömülü vaziyette ağır silahlar ve el bombaları bulundu diyelim. Hemen bölgeyle devam edelim. Yurt içinde başlatılan Eren Abluka operasyonları sürüyor. Diyarbakır Lice Kırsalı'nda Eren Abluka 34 narko terör operasyonu kapsamında o 65 noktada arazi arama tarama faaliyetleri yapıldı. 1 milyon 493 bin kök kenevir, 337 bin
kök stank bitkisi yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin de işte bu operasyonlarda gözaltına alındığını söyleyelim. Şırnak kırsalında devam eden Eren Abluko 17 operasyonu kapsamında jandarma ekipleri alınan istihbarat sonrası Silopi kırsalında arama yaptı. Bostancı köyü Güven mezrasındaki aramalarda toprağa gömülü vaziyette 14 makinalı tüfekle 5 el bombası ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Operasyonlarla devam edelim. Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonları Nevşehir'de sahadan yönetti. Operasyonlarda Nevşehir'de 75, Mersin'de ise 67 kişi gözaltına alındı. Yatırın! Haftalar süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Soylu, narkotik operasyonunu sahadan yönetti. Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik kökünü kurutma operasyonu başlatıldı. Uzun zamandır üzerinde çalışılan dosya kapsamında yapılan hava destekli operasyonda yüzlerce polis görev aldı. Nevşehir'de bulunan Bakan Soylu, ilgili ilk bilgileri de paylaştı. Narkotik şubemizin gerçekleştirdiği bir operasyon çerçevesinde bugün toplam 153 şüpheli bir dosya söz konusuydu. Bugün toplam 87 şüpheli, yani bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri, nakledicileri, bunların 75'i gözaltına alındı. Mersin'deki operasyon da eş zamanlı yapıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından adresler tespit edildi. Mersin polisi zehir tacirlerine yönelik temizleme 3 operasyonu düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik operasyonda adresler tek tek aranıyor. Operasyonda 111 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Yapılan mücadeleyle biz 2021 yılında 941 olan 2016'daki doğrudan uyuşturucudan ölüm sayısını 270'e düşürebildik. Ve biz bu sayıyı, yani uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar da bizim elbette ki bu mücadelemiz devam edecektir. Firari şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı diyelim ve hemen dönelim İzmir'e. Semra Kırışman bizimle birlikte. Semra, bundan tam 100 yıl önce İzmirliler, orada yaşayan Türkler ve şunu yaptılar. Ellerindeki kırmızı beyaz kalmış bez parçalarıyla bayrağımızı yaptılar ve 100 yıl önce o bayrak her yere asıldı, konak dahil olmak üzere. Şimdi o günlerden bugüne dönelim. Aslında Nilgün Balkaç, 100 yıldır İzmir'de pek de bir şey değişmedi. Günler öncesinden İzmirliler yine evlerini, iş yerlerini, sokaklarını Türk bayraklarıyla donattı. Aslında 9 Eylül'ü sadece bir şehrin, sadece İzmir'in kurtuluşu olarak tanımlamak da o güne haksızlık olur. Zira Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" emrinin vücut bulduğu yer İzmir ve milli mücadelenin zaferle sonuçlandığı tarih 9 Eylül. İşte İzmirliler de bu bilinçle her yıl 9 Eylül'ü kutluyorlar ama bu yıl çok daha farklı. Çünkü tam 100 yıllık, bir asırlık gururu yaşıyor İzmirliler bugün. Kentin pek çok noktasında etkinlikler var. Biz şu an Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Buradaki kutlamalar yaklaşık yarım saat önce sona erdi. Kısa bir mola verildi kutlamaları ama İzmirlilerin bir bölümü hala gördüğünüz gibi meydanı terk etmediler. Atatürk heykelinin önünde fotoğraf çektiriyorlar, çiçek bırakıyorlar. Peki günün kısa bir özetini yapalım. Zafer yürüyüşüyle başladı kutlamalar.
kutlamalar. 350 metre uzunluğunda bir dev bir Türk bayrağını taşıdı binlerce İzmirli. Cumhuriyet Meydanı'na buraya kadar geldiler ve güzergahları da oldukça anlamlıydı. Süvari birliklerinin kente girdikleri, tam 100 yıl önce girdikleri güzergahı takip etti binlerce kişi Türk bayraklarıyla birlikte. Daha sonra hükümet konağına geçildi. Burada da çok anlamlı bir tören vardı. Süvari birlikleri hükümet konağına Türk bayrağını çekti. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi zaferi müjdeleyen o an canlandırıldı. Burada dediğimiz gibi Cumhuriyet Meydanı'nda daha sonra törenleri oldu, çeşitli etkinlikleri oldu, dans gösterileri oldu. Türk Hava Kurumu gökyüzünü renklendirdi. Kısa bir mola verildiğini söylemiştim ama bitti mi etkinlikler? Elbette bitmedi. 15.45'te süvari birlikleri yine buradan Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na hareket edecek. 16.15'te ise İzmir Seması hava gösterilerine sahne olacak. Türk tüm hava unsurları bir geçit töreni yapacak. Solo Türk ve Türk Yıldızları da her 9 Eylül'de olduğu gibi İzmirlilere unutulmaz bir gösteri sunacak. Süleyman Fethi Bey isimli bir film gösterisi de yine olacak meydanda ve Fener Alayı yürüyüş yapacak. Fener Alayı ile birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla kordonu dolduran İzmirliler İzmir'in çehresini adeta gelincik bahçesine çevirecek. 1300 metrekarelik bir LED ekran da oluşturuldu Gündoğdu Meydanı'nda. Burada 180 dansçı sahneye çıkacaklar ve kurtuluşu canlandıracaklar. Saat 22'de ise Tarkan sahneye çıkacak ve ücretsiz halk konseriyle İzmirlilerle birlikte 9 Eylül heyecanını, coşkusunu daha da zirveye taşıyacak. Şu noktayı da eklemekte fayda var. Bugün pek çok meydanı dolduran kişiyle röportaj yaptık, sohbetler yaptık. İzmirliler bugün 7'den 77'ye meydanlarda. Ama çevredeki il ve ilçelerden de gelenler var. Hatta gurbetçiler de var. Onlar da dediler ki sadece 9 Eylül için planlarımızı yaptık. O tarih için, bu coşkuyu yaşamak için buradayız dedik. Eminiz ki bu coşku Türkiye'nin, yurdun dört bir yanında da yine paylaşılıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Nilgün Balkaç. Ve siyasetle devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2023 seçimleri için ikinci mitingini pazar günü yapacak. Bahçeli, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluş gününde Bursa'dan mesajlarını verecek. MHP'nin miting takvimi nasıl diyelim ve hemen dönelim. Ahmet Furkan Arbas bizimle birlikte. Ahmet Furkan, MHP kulislerindeki takvimler nedir? Netleşen ve netleşmeyen o mesajlar sende. Nilgün Balkaç, MHP'nin 2023 seçim hazırlıkları kapsamında mitingleri 2023'e doğru aday belli, karar net temasıyla gerçekleştiriliyor. Geçen hafta Sivas'ta ilk miting düzenlenmişti. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, 103. yıl dönümünde, bu haftada yine sembolik öneme sahip bir günde Bursa'da MHP lideri Devlet Bahçeli mesajlarını verecek. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluş gününde saatler 17'yi gösterdiğinde pazar günü Gökdere Meydanı'nda halka seslenecek Devlet Bahçeli. Önemli mesajlar verecek. Peki hangi mesajları verecek? Onların da detaylarını aktaralım. Bu noktada Cumhur İttifakı vurgusu yapacak. Adayımız belli, kararımız net diyecek. Altılı Masa'nın henüz Cumhurbaşkanı adayının belli olmadığına bir kez daha dikkat çekecek ve Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirecek MHP lideri Devlet Bahçeli. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemine değinecek. 2018'den bugüne yapılan atılımlardan bahsedecek. Ekonomiden terörle mücadeleye ve dış politikaya kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunacak. Bursa mitingi aslında bir bölge mitingi, zira 4 il teşkilatı da bu mitinge katılacak. Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Yalova il teşkilatları da Bursa mitingine, pazar günü yapılacak olan Bursa mitingine iştirak edecekler. MHP lideri Devlet Bahçeli Eylül ayında toplamda 4 ili ziyaret edecek. Geçtiğimiz hafta Sivas'a gitmişti. Pazar günü Bursa'ya gidecek. Bursa'nın ardından da Kayseri ve Erzurum'da da mitingler yapması planlanıyor. Bunun yanı sıra Kastamonu, Elazığ ve Adana'da da mitingler yapılması planlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2023 seçim hazırlıkları kapsamında ikinci mitingi pazar günü Bursa'da gerçekleştirilecek. Nilgün Balkaç.
Furkan'dan sonra yine siyasetle devam edelim ve CHP diyeceğiz. Zira bugün CHP için önemli. Bugün CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti ve şu sıralarda da parti meclisi toplantısına başkanlık ediyor diyelim ve dönelim CHP'ye. Ümit Gürbüz bizimle birlikte. Ümit, neler aktaracaksın CHP'den? Bugün özel bir gün onlar için ve bugünkü toplantıda gündeminde de neler var? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret ettiği Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Tabii heyet ardından da genel merkeze geçerek yine kuruluş yıl dönümü gerekçesiyle parti meclisini topladı Kemal Kılıçdaroğlu ve toplantının açılış konuşmasında yine Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bu konuşmada Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar son derece önemliydi. Her birimizin bu ülkeye tarihinden gelen sorumluluklarımız var. Tarihin CHP'lilere yüklediği ciddi görevler var dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yine konuşmasının devamında da Kılıçdaroğlu, biz kimsenin kimliğini, yaşam tarzını sorgulamayız. İnsan olarak bakarız. Sorunları çözmek için her türlü çabayı gösteririz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Sabahki Anıtkabir ziyaretinde de 99 gençle birlikte çıkmıştı Kılıçdaroğlu. Bugünkü parti meclisi toplantısında da yine gençler ağırlıktaydı. Onlara yönelik de mesajları oldu ve buna yönelik de Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kalkınma hamlelerini anlattı Kemal Kılıçdaroğlu. Şu dakikalarda da yine parti meclisi toplantısı devam ediyor ancak basına kapalı olarak devam ediyor. Toplantının basına kapalı bölümünde ana gündem maddesi 2023 seçimleri, yine seçim hazırlıkları, sandık güvenliği gibi konular parti meclisinin toplantısının ana gündem başlığını oluşturuyor diyebiliriz. Son günlerdeki siyasi tartışmalar da parti meclisi toplantısında tartışılacak diğer önemli konu başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Yine altılı masa toplantılarında ele alınan konular da parti meclisi toplantısında ele alınacak. Ve son olarak da akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle İzmir'e geçiş yapacak. Ümit CHP'deki son durumu aktardı bize ve biz de bir son durumla devam edelim. Sıcak bir gelişmeyle Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Terörle mücadele memleketimizin sınırları içinde ve dışında hız kesmeden devam ediyor. Son durum olarak ekranlarınıza yansıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji krizi yaşayan Avrupa Birliği ülkeleri çıkış yolu arıyor. Ortak yol haritası belirlemek isteyen ülkelerin enerji bakanları Brüksel'de olağanüstü bir toplantıda bir araya geldi diyelim ve hemen dönelim Almanya'ya. İlhan Atasoy bizimle birlikte. İlhan, enerji manşetiyle enerji bakanları kritik bir toplantıda, notlar sende. Nilgün Balkaç, tam da senin bıraktığın yerden başlamak için o toplantının girişinde Avrupa Birliği dönem başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın söylediği cümleleri aktararak başlamak istiyorum. Şöyle ki, dedi ki kaybedecek zamanımız yok dedi. Çok ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıyayız dedi Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı. Şu anda dedi yeterli enerjimiz yok ancak her geçen gün artan bir enerji talebi var dedi. İşte bu tabloyla birlikte 27 ülkenin enerji bakanları Avrupa Birliği'nin enerji krizine çözüm bulabilmek için yaklaşık 1,5 saatten bu yana toplantı halindeler. Tabii ki o toplantıda bazı önemli başlıklar ele alınacak. Avrupa Birliği Komisyonu'nun taslak metnine göre örneğin Rus gazına bir tavan fiyat uygulaması getirilmesi en dikkat çeken başlıklardan biri olacak. Yine elektriğin yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimin düşürülmesi adımları da bugünkü masada ele alınacak konu başlıklarından.
yine düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin karlarına bir sınırlama getirilmesi öngörülüyor. Yine doğalgaz santralleri dışında örneğin rüzgar, güneş, nükleer enerjiyle elektrik üretenlerin bir anlamda onların gelirlerine, kar paylarına sınırlama getirilmesi de söz konusu toplantıda ele alınacak başlıklar arasında. Ancak toplantı öncesinde hem Belçika'dan hem Fransa'dan hem de Macaristan'dan gelen açıklamalara baktığımızda Avrupa Birliği Dış Enerji Bakanlarının ortak bir metinde buluşması zor gibi görünüyor. Bir tarafta doğalgaz depoları tamamen dolmuş ülkeler varken bunu neden diğer ülkelerle paylaşsın veyahut da neden fedakarlık yapsın anlamında yorumlar, eleştiriler var. Özellikle Fransa'nın bir tepkisi var ki Fransa doğalgaz dışındaki kaynaklarla elektrik üretiyor. Dolayısıyla buna ilişkin bir sınır getirilmesini, megawatt saat başına 200 avroluk bir sınır getirilmesini istemiyor. Bakalım enerji bakanları ortak bir yol haritasında buluşabilecekler mi? Eğer buluşurlarsa da Avrupa Birliği Komisyonu buna ilişkin süreci resmen başlatacak Nilgün. Enerji konusunda çözüm bulacaklar mı? Bu soru işaretinin yanısını arayacaklar bugün. Batı Trakya Türk azınlığı İskeçe'de yeni müftü seçiyor. İskeçe müftüsü Ahmet Mete'nin vefatının ardından bugün cuma namazında İskeçe'deki camilerde el kaldırma yöntemiyle seçim yapılacak diyelim. Ve hemen dönelim. Necat Ahmet bizimle birlikte. Necat Ahmet, son durumu bize söyler misin? Cuma namazından sonra o el kaldırma yöntemiyle yapılacak oylama ve sonrası. Evet, şu anda zaten Merkez Camii İskeçe'de Çınar Camii'nde bulunuyoruz. Müftü adaylarından bir tanesi Mustafa Trampa şu anda arkamızda bulunan camide. Hutbe esnasında anlatılarak, uygulamanın nasıl olacağı anlatılarak, el kaldırılarak aynı anda tüm camilerde, Balkan bölgesinde, Ova bölgesinde ve Yaka bölgesinde cuma namazı hutbe esnasında farzdan önce el kaldırılarak geleneksel bir şekilde bu uygulamayla müftü seçimi yapılacak. Saat 4 civarında aldığımız bilgilere göre Türkiye saatiyle 16 civarında imamlar tüm köylerden müftülük, İskeçe'nin içinde bulunan müftüle zarfları, mektupları getirecekler sayımla ilgili. Saat 6'da da Türkiye saatiyle 18'de Atik Camii'nde, yani İskeçe müftülüğünün hemen yanında bulunan camide gazetecilere haber verildi. Bir basın toplantısı yapılıp saat 18'de müftü, 3. seçilmiş müftü açıklanacak diyoruz. Şimdilik sözü size bırakıyoruz. Kraliçe 2. Elizabeth şimdi görüntülerle birlikte biraz onu anlatmaya çalışalım. Tam 70 yıllık bir öykü, 70 yıllık bir iktidar öyküsü. Siyah beyaz karelerle başlıyoruz çünkü 70 yıl dile kolay. Aslında kraliçe olmak için doğmadı. Uzun süre tahta kalan tek isim oldu. Kraliçe 2. Elizabeth. Özel bir eğitim aldı, okula gitmedi. Evde eğitim gören son kraliyet üyesiydi. Bunu söylememizde fayda var. Yani monarşinin en modern üyelerinden biriydi. 70 yıl boyunca hem dünyada hem de ülkesinde önemli değişimlere tanık oldu. 15 başbakanla çalıştı. 74 yıllık hayat arkadaşı Philip 99 yaşında hayatını kaybetti. 4 çocuk ve 8 torun sahibiydi. Siyasi, magaziner, kültürel alanlar da unutulmaz bir figürdü ve tacı 70 yıl boyunca taşıdı ve onun ölümünün ardından birçok yerde o geçmişten bugüne yansıyan siyah beyaz kareler ve İngiltere kraliçesi hakkında birçok yazı yazıldı. Ancak herhalde dikkat çekicisi Times'ın manşetiydi. 1957'den bir alıntı yapıyor, bir konuşmasından alıntı yapıyor. Sizi savaşa götüremem ancak başka bir şey yapabilirim, size kalbimi ve bağlılığımı verebilirim diyor. Dikkat çeken bir konuşma Times'ın manşetinde yer aldı. Birçok gazetenin, birçok derginin manşetinde bugün kraliçe var ve
uzun süre boyunca da Kraliçe'nin manşette olmasını bekliyoruz İngiltere'deki yaz boyunca. Şimdi devam edelim bir görüntüyle daha. Bu görüntü aslında çokça konuşuldu. Çünkü Liz Truss'ı kabul ettikten sonra, İngiltere'nin yeni başbakanını kabul ettikten 2 gün sonra hayatını kaybetti. Bu fotoğraf karesi Kraliçe'nin son karesiydi. Ama herkesin söylediği bir kare, o kareye bir vurgu yapmak istiyoruz. Ellerini göstermek istiyoruz bir kez daha. Ellerinin morluğu yansıyan bu kare dikkat çekiciydi. Truss'la birlikte son karesi. Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. Bu kareler ve anlattıklarımızdan sonra İngiltere'ye gideceğiz ve İngiltere'de bir dönem sona erdi. Ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti diyelim ve hemen Londra'ya dönelim. Zeynep, şimdi Londra'da herkes kraliçesini anıyor ve bu anma günlerce sürecek. İngiltere'de neler yaşanıyor? İngiltere'den ve dünyadan yansımalar ve tabii sonrası da önemli. Charles gelecek. Neler aktaracaksın bize? O yoğunluk aslında her ne kadar kendisinin naaşı Balmoral'da, İskoçya'da olsa da burada da başladı. Londra'da da dün o haberin duyulmasının ardından da başlamıştı. Şimdi dün akşam saatlerinden itibaren burada Nilgün zaten büyük bir yoğunluk vardı ama bu sabahtan itibaren o yoğunluk daha da artmaya başladı. Şu anda yağmur çiselemeye başladı, zaman zaman da yağıyor ama buna rağmen İngilizler saygılarını ve sevgilerini göstermek için Buckingham Sarayı'nın önünde ayrılmıyorlar. Ellerinde kimi zaman mumlar, kimi zaman çiçekler, kimi zaman da mektuplarla arkamda görmüş olduğunuz Buckingham Sarayı'na geliyorlar ve burada taze yapıyorlar. Bu açıklamaya atıp yapıyorlar. İngiliz halkını her zaman bir arada tuttuğunu özellikle belirtiyor ki yaşlılarla da bunu konuştuğumuzda bu daha çok ortaya çıkıyor. Şimdi biraz önce sen de söyledin, önümüzde uzun bir program var. O program bugünden itibaren başlayacak. Dün çünkü açıklanmasının ardından, haberin açıklanmasının ardından neredeyse 1960 yılından beri yürürlükte olan Londra Köprüsü düştü programı başlayacak. Ancak bazı değişiklikler var. İşte o değişikliklerin görüşülmesi için de Charles bekleniyor. Kral 3. Charles bekleniyor. Bugün ilerleyen saatlerde Londra'da olacak. İlk olarak Başbakan Truss'la görüşecek ama daha çok gözler televizyonlarda olacak ve ilk halka açık konuşmasını yapacak. Kral 3. Charles kral olarak konuşmasını ilk olarak yapacak Londra'da. Daha sonra tabii Londra'da oldukça yoğun bir program var. Başbakan Truss diğer kabine üyeleriyle birlikte sabah saatlerinde mecliste özel bir oturuma katılmıştı. Daha sonra St. Paul Katedrali'ne gidilecek. Orada küçük çaplı da olsa dini bir tören yapılacak. İlerleyen dakikalarda çanlar Kraliçe 2. Elizabeth için çalacak. Yaklaşık bir saat kadar sürmesi bekleniyor bu çan seremonisinin. Ve daha sonra da Hyde Park'ta bir askeri tören yapılacak. Ve top atışı olacak bu askeri törende. Hemen belirtelim. İlerleyen günlerde de bu top atışları yapılacak ama ilk bugün olarak belirlendi. Şimdi Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada bazen programlarda değişiklik olabileceği de söyleniyor. Buna göre gidilmesi söyleniyor. Hemen altını çizmemiz gereken bir nokta var. Kendisinin naaşı şu anda İskoçya'da Balmoral'da bulunuyor ama 1-2 güne kadar İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ya taşınması bekleniyor. Ardından da hafta başı olmak üzere naaşın Londra'ya getirilmesini bekliyoruz bildiğin. Adana Ceyhan'da kül yüklü tankerin çekici bölümü seyir halindeyken alev aldı. Yanan tanker itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlara ve olay yerine gidelim. Olay Ceyhan Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. Su Gözü Enerji Santrali'nden kül dolumu yaparak yola çıkan tanker, Ceyhan'ın Narlık Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracında yangın çıktığını fark eden sürücü durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre sonra söndürüldü. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. O anlara dair görüntüler ekranlarınızda. Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilden attıkları maytaplarla ormanlık alanda yangın çıkmasına neden olan 4 şüpheli
gözaltına alındı. Hemen ayrıntılara bakalım. Dalaman ilçesine bağlı Kargın Kürü mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından jandarma sabotaj ihtimaline karşı araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek izlendi. Ekipler önce bir araç plakasını, ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan 4 şüphelinin yaktıkları maytapları otomobil camından atarak yangını çıkardığı belirlendi. Tem otoyolunda seyreden bir İETT şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı. Otobüsü kullanırken telefonuyla görüntülü konuşma yaptı. O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti. Hem kendi hayatını tehlikeye attı hem de yolcularınkini seyir halindeyken cep telefonuyla görüntülü konuştu. Cezaevi Bayrampaşa otogar seferini yapan İETT şoförü TEM otoyolunda trafikte ilerliyordu. Seyir halinde olmasını aldırış etmedi, cep telefonuyla görüntülü arama başlattı. Şoför dakikalarca telefona bakarak bu şekilde ilerledi. Bunlar yetmezmiş gibi yolda kaza nedeniyle oluşan trafiği konuştuğu kişilere izletti. Yolcular şoförün bu vurdum duymazlığına tepki gösterdi. Abicim önüne bak, birazdan sen yapacaksın şimdi ya. Şoförün yaklaşık 2 dakika süren görüntülü konuşması yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ev sahibiyle kiracı zam konusunda anlaşamadı. Önceden imzalatılan taahhütnamenin tarih bölümünü mülk sahibi doldurdu. Kiracı tatildeyken de icra gönderdi. Kiracının eşyaları şimdilerde bir depoda. Kendisi ise bir tanıdığının evinde kalıyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ev sahibi kiracıdan istediği zammı alamadı, tatilde olmasını da fırsat bildi. Elindeki tarih bölümü boş olan taahhütnameye tarih atarak ihtarname gönderdi. Neye uğradığını şaşıran kiracı evsiz kaldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Arkadaşımın tanıdığı bir ailenin yanında kalıyorum şu an itibariyle 15 gündür. Olay İstanbul Başakşehir'deki Bahçeşehir semtinde yaşandı. Büşra Avcı 4 sene önce 1+1 ev kiraladı. Kira kontratını imzalarken tahliye taahhütnamesine de imza attı. Taahhütnamenin bir nüshası ev sahibinde, diğer nüshası da kiracıdaydı. İddiaya göre ev sahibi bunun protokol gereği olduğunu söyledi. Ancak yıllar sonra kira zammı sebebiyle anlaşmazlıklar başladı. Kiracı Büşra Avcı, Temmuz ayında tatile çıktı. Ev sahibi de bu dönemi fırsat bildi. Avcı'nın ev sahibi boş tahliye taahhütnamesi üzerinde bir değişiklik yaptı. İddiaya göre taahhütnameye kendi oluşturduğu bir tarihi yazdı ve ardından da bu tarihe göre evi boşaltmasını istedi. Taahhütnamenin tarihi 1 Temmuz 2022 olarak atıldı. Kiracıya ihtarname gitti. Büşra Avcı tatilden döndüğünde neye uğradığını şaşırdı. Hem evini boşaltması için ihtarname gelmiş hem de tatilde olduğu için itiraz süresini kaçırmıştı. Ev icra memurlarınca boşaltıldı. Memurlar evi boşalttıktan sonra ben çok mağdur oldum. Eşyalarım ortada kaldı. Onlar için depoya koydum. Bir depo kiraladım şu an bir depoda. Burada da ailem olmadığı için, kalacak yerim olmadığı için arkadaşımın tanıdığı bir ailenin yanında kalıyorum şu an itibariyle 15 gündür. Hem maddi hem manevi çok zorlandım. Ev sahibi Büşra Avcı'nın özel eşyalarına da evin badana parasını ödeyene kadar el koydu. Evsiz kalan Büşra Avcı soluğu savcılıkta aldı. Savcılık ev sahibi hakkında özel belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlattı. Dolandırıcılık vakasıyla daha devam edelim. Günümüzde sağlıktan bankacılığa kadar birçok kişisel verimiz internet ortamında bulunuyor. Bu bilgilere yasa dışı yollarla ulaşan dolandırıcılar pek çok kişiyi mağdur ediyor. Peki dijital dünyanın risklerinden kişisel olarak aldığımız önlemlerle korunmak mümkün mü? Sorunun yanıtı haberde.
Dijital dünya hayatımızı kolaylaştırıyor fakat beraberinde bazı riskler de taşıyor. Kişisel verilerimiz sanal ortamda hackerların sadece bir tık uzağında. Bilindik bir internet alışveriş sitesinin arayüzünü kopyalayanlar da var, güvenilir bir bankadan arıyormuş gibi yapanlar da. Hatta kamu kurumlarının adını kullanarak bir takım oltalama mesajları gönderenler de var. Ancak hiç şüphesiz en sık kullanılan platformlar sosyal medya hesaplarımız. Direkt benim Instagram'ımı çalıp benim adıma da dolandırmaya çalışan çok oldu ama maalesef inanıyor insanlar hala. Siber dolandırıcılara karşı önlem almak mümkün. Bunların başında güvenilir şifre geliyor. Genellikle kolaylık olsun hatırlamak için doğum tarihi, isim gibi şifrelere konularak veriler giriliyor. Ne olursa olsun zor şifre girilmeli, rakam olmalı, sembol olmalı. Bunun yanında girerken ikili kimlik doğrulama kullanılması lazım. En güzel korunma yolu bilmediğiniz linkleri tıklamamak diye düşünüyorum. Ve şifreleme sistemi, başka bildiğimiz bunlar. Girilen sitede dikkat edilmesi gereken bazı semboller de var. Linkindeki başlangıçtaki orada bir girişte kilit tuşu var ve HTTP diye başlar ve security işareti olan, yani güvenlik anlamına gelen S harfinin olup olmadığına dikkat etmek lazım. Evdeki kullandığımız modemleri de mutlaka açıp kapatmamız lazım arada bir. Çünkü onun da ele geçirilmesi, tekrardan Wi-Fi'ye bağlanması, bunların hepsi mümkün. Uzmanlar internet alışverişlerinde sanal kart kullanılmasını öneriyor. Siber dolandırıcılığa maruz kalınması durumundaysa zaman kaybetmeden şikayetçi olmak gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Sancaktepe'de AK Parti'nin Yüz Yüze 100 Gün programına katıldı. İstanbul'daki metro hatlarının tamamlanmamasını eleştirdi. Bakanlık olarak bazı hatları devraldıklarını ve İstanbul'a her ay bir metro açmaya başlayacaklarını söyledi. Şu an 3,5 yıl oldu neredeyse belediye seçimleri geçeli. Bunların pek çoğunun şimdiye kadar bitmesi gerekiyordu. Hatta bazıları %50 İlerleme seviyesinde teslim edilmişti ama bakıyorsunuz yerinde yerler esiyor. Hatta bazıları hiç bitmediği gibi bu anda tasfiye sürecine girmişler. İki telli şehir hastanesi, yani Çam ve Sakura şehir hastanesi dünyanın en modern hastanelerinden, en büyük hastanelerden bir tanesiydi. Ama maalesef yolunu bile yapmayan bir yerel yönetimle karşı karşıya kaldığımız için bir ay içerisinde bakanlık olarak bunu üstlenerek devraldık ve yolları tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmaya başlayacağız. E5 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki mahalleleri de birbirine bağlayacak metro hattımızı Eylül ayı içerisinde hizmetimize sunacağız inşallah. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon devam eden Kız Kulesi'ni gezdi. Ersoy, sosyal medyada yayınlanan iddialara tepki gösterdi. Akıntılar nedeniyle oluşan çatlak ve oyukların düzeltildiğini vurguladı. Tüm işlemlerin şeffaflık adına Kız Kulesi'nin resmi internet sitesinden yayınlandığını hatırlattı. Bu dezenformasyon başladığı zaman hızlı bir şekilde bilgilendirilmedi, yeterli bilgi verilmedi gibi bir eleştiri oldu. Ben bu eleştiriye açıkçası katılmıyorum. Çünkü bakın biz bu çalışmaya Eylül 2021 sonunda başladık ve Eylül 2021'de hocalarımızla birlikte bir basın toplantısı düzenledik ve bu basın toplantısı sırasında yapacağımız işlemleri anlattık ve dedik ki şeffaflık adına kizkulesi.com adlı bir siteyi de devreye alıyoruz aynı anda ve burada yapılan işlemlerin tamamını burada belgeleriyle birlikte yayınlayacağız. Beraberindeki restorasyonu yapan uzman ekiple Kız Kulesi'ne gitti. Çalışmaları yerinde takip etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'ne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara açıklık getirdi. Onarım işlemlerinin artık Kız Kulesi için bir gereklilik olduğunun altını çizdi. Restorasyonun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli ilerlediğini söyledi. 80 yıla varan bir hatalar zincirinin aslında düzeltildiği bir dönemden geçiyoruz ve bundan sonra 100-150 yıl boyunca hiç sorunsuz bir şekilde gidecek halde yapıyı gerçek anlamıyla restore ediyoruz. Burası birçok akıntının çakıştığı bir nokta ve yüzlerce yıllık akıntı sırasında tabii haddinden fazla yük bindirildiği için zamanında binaya altında da çatlaklar oluşmuş, oyuklar oluşmuş. Oralarda da şimdi düzeltmeler yapılıyor. Ulaştırma Bakanlığımız bir çalışma başlattı.
Çalışmalar tamamlandığında müze kart uygulaması burada da geçerli olacak. Hedefse Mart ayına kadar Kız Kulesi'ni tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Çevresel etki değerlendirmesi için kurallar sıkılaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce ÇED raporu için atılan adımı bu kez yeterlilik belgesi veren şirketler için geçerli olacak. Çalışmayla danışmanlık şirketlerine ofis denetimi, personel standartları gibi ilave yükümlülükler getiriliyor. Çevresel etki değerlendirme, yani bilinen adıyla ÇED raporu. Planlanan projenin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi için kullanılıyor. ÇED uygulaması için usul ve gereklilikleri sel baştan yenileniyor. Bu kapsamda kısa bir süre önce ilk adım atılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED raporu almayı zorlaştırmıştı. Şimdi ise ÇED yeterlilik belgesi veren danışmanlık şirketleri için düzenleme yolda. Taslak çalışmaya göre ÇED yeterlilik belgesi veren şirketlere ve çalışanlarına ilave yükümlülükler öngörülüyor. Bu işi yapan personelden adli sicil belgesi istenecek. Ayrıca söz konusu personelin ikinci bir iş yapmaları kısıtlanacak. Bir diğer önemli başlıksa fiziki standartların belirlenmesine yönelik. ÇED yeterlilik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlara başvuru öncesi ofis denetimleri yapılacak. Sağ denetimlerini bakanlık ekipleri gerçekleştirecek. Düzenleme ile hizmet veren şirketler arasındaki haksız rekabetin önlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı bazı göl ve göletlerde kuruma tehlikesini beraberinde getirdi. Bitlis'in Adi Cevaz ilçesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü'ndeki endişe verici su çekilmesi işte bu fotoğraf karesinde olduğu gibi havadan da görüntülendi. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor, tarımsal sulama ve etrafındaki köyler için de içme suyu sağlıyor. Burası kuş cenneti olarak da bilinen Bitlis'in Adil Cevaz ilçesindeki Arin Gölü. Bölge için yaşam kaynağı olan göldeki su çekilmesi havadan görüntülendi. Hem buharlaşma ile düşen yağışın ya da yüzeyden suların buharlaşmasıyla bir seviye alçalması yaşanıyor. Aynı zamanda gölü veya gölleri hem Van Gölü hem Arın Gölü besleyen kaynakların son zamanlarda özellikle sulamayla birlikte azalması nedeniyle de göllerde bir seviye düşmesi yaşanıyor. Bir diğer neden de bölgede bilinçsizce açılan ve artan sondaj kuyuları. Yeraltı suyu fazlasıyla kullanıldığı için de bu yeraltı suyu seviyesinin alçalması ve dolayısıyla bazı kaynakların kuruması gündeme geldi. Suların mutlaka iktisatlı kullanılması lazım. Köylüler de endişeli. Şimdiye kadar bizim gölümüz, suyumuz noksan olmamıştı. İşte bu iki seneden beri gölümüz çekiliyor. Uzmanlar tarımsal sulamada yöntem olarak yağmurlama sisteminin ya da damlama sisteminin tercih edilmesini öneriyor. İstanbul'da yasa dışı ticari balık avcılarına yönelik bir denetim yapıldı. Denetimlerde 4 kişiye toplam 29 bin lira idari para cezası uygulandı. Ekipler sahaya indi, yasa dışı avcılık yapanların peşine düştü. İstanbul Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin takibindeydi. İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği gönüllülerince gece saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlerde yasa dışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan toplam 2800 metre misine ağlara el konuldu. Ağlar içinde bulunan 300 kilogram farklı türdeki canlı balık doğal yaşam alanına bırakıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yasa dışı ticari balık avcılığı yapan 4 kişiye toplam 29.768 Türk Lirası idari para cezası kesildi. O
Otonom araç teknolojisi her geçen gün gelişiyor. Çin'de sürücüsüz robotaksiler ondan fazla şehirde, sınırlı bölgelerde artık kullanıma girdi. İşte bu taksiler. TRT Haber, Pekin'de otonom araçların test edildiği pilot bölgede robotaksi olarak bilinen araçları görüntüledi. Çinli teknoloji firması Baidu, sürücüsüz taksi uygulamasını pilot bölgelerde başlattı. Robotaksi olarak bilinen araçlar ülke genelinde trafiğe çıkmaya hazırlanıyor. Robotaksilerin üretimi ve testleri hızla devam ediyor. Şimdilik sınırlı bir bölgede kullanımlarına izin olsa da onlarcası trafiğe çıkmaya hazır halde bekliyor. TRT Haber ekibi de Apollo Go isimli mobil uygulamayla kullanılan robotaksileri yerinde denedi. Evet, aracımıza bindik. Otonom araçta sürücü koltuğunda bir sürücünün hazır olduğunu görüyoruz. Ancak elleri direksiyondan uzakta. Pilot bölgede testler devam ettiği için güvenlik gerekçesiyle araçta hala bir sürücünün bulunması zorunlu. Ancak hiçbir şekilde aracın kontrolüne dahil değil. Biz de şimdi kendimiz aracın arkasındaki ekranda bulunan tuşa basarak aracı hareket ettireceğiz. Aracın hareketiyle tüm sürüş otonom olarak ilerliyor. Araçtaki sürücünün görevi sadece gözetmenlik. Robotaksiler Çin'de 10 şehirde sınırlı bölgelerde kullanıma girdi. Bu araçlarla 1 milyona yakın sefer tamamlandı. Robotaksilerin yanı sıra otonom otobüsler üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Güneş hiç böyle görüntülenmedi. Daniel Inouye teleskobu ilk kez Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan ve renk küresi olarak nitelendirilen kromosferden ayrıntılı görüntü elde etmeyi başardı. Bu kareden o ülkeye gidelim. The major goals for the Parker Solar Probe mission. 149,5 milyon kilometre uzaklıkta dünyaya ısı ve ışık sağlıyor. Dünyadaki yaşamın kaynağı Güneş. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güneş Gözleme ve Daniel Inouye Teleskobu'nun Güneş'e ait dünyaya ulaştırdığı yeni fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan ve renk küresi olarak nitelenen kromosfer bugüne kadar ilk kez bu kadar ayrıntılı yer aldı. Yüksek çözünürlükteki fotoğrafta Güneş'in 82.500 kilometrelik bir alanı görülebiliyor. Güneş'in fotonlarına karşı dayanıksız olan daha önceki teleskopların lensleri bu kadar ayrıntılı görüntü alınamamasına yol açıyordu. Gelişen teknoloji ise uzay cisimlerinin de giderek daha net fotoğraflanabilmesini sağlıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Daniel Inouye Güneş Teleskobu gibi gelişmiş cihazlar, Güneş'in daha önce görülmeyen ayrıntılarının gözler önüne serilmesini sağlıyor. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Haftanın son iş gününde piyasa raporuyla birlikte rakamları getirelim hemen ekranlarınıza. BIST'le başlayalım. BIST 3532'den seyrediyor. Dolar, avro ve altın onzda bir yükseliş var. Rakamlara yakından bakıyoruz. 18,23'te seyrediyor dolar. Avro ise 18,39'dan alıcısına ulaşıyor şu saat itibariyle. Altın onza baktığımızda altın onzda da bir yükseliş var. 1728 dolar. 1728 dolar bu yükseliş birim fiyatlarına nasıl yansıyor dediğimizde o fiyatlar, o rakamlar da geldi. Çeyrek altın, gram altın 10.013 lira, 1013 lira. Gram çeyrek altın 1657 lira. Yarım altın 3314 lira. O altın onzdaki yükselişin birim fiyatlarına nasıl yükseliş olarak yansıdığını görüyoruz. Rakamlarla devam edelim. Bu rakamlar haftanın son iş gününe ait. Cumhuriyet altınıyla devam edelim. Cumhuriyet altını 6608 liradan işlem görüyor. 6608-6609 liradan işlem gördüğünü söyleyelim. Şu saati itibariyle piyasa raporuyla rakamları aktardık sizlere. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.
Öğlen haberin sonuna geldik ama bugünlük sadece bir virgül koyalım. Saat başında devam ediyoruz. Bir yerlere ayrılmayın efendim.